Huş forte. Böbrek yetmezliği. Böbrek yetmezliğine kadar. Huş. Neden huş? Böyle çok yoğun oranda topraktaki çok derinlerdeki suyu çeker ve çekilen su ağacın gövdesinden yukarı doğru çıkarken o kadar çok su taşır ki hışır hışır eder. Yani kulağınızı ağacın gövdesine şöyle verdiğinizde o sesi duyarsınız. Yani çok yoğun. Bir bu çekmiş olduğu topraktan çekmiş olduğu suyu yapraklarıyla eterik yağa dönüştürerek çevreye yayar. Çok enteresan. Yani bu bir doğal parfüm gibi. Antiviral, antibakteriyel, antimikotik. Yani bir bitkinin, bir ağacın çevreye olan katkısı, dünyaya, insanlığa katkısı 250 bin euro bir ağacın değeri insan için, yani çevre için, tabiat için. Biz kıymetini bilmiyoruz ama. Kıymetini bilelim, ağaçlarımızı koruyalım. Özellikle de büyük şehirlerde sokaklara zakkum gibi zehirli ağaçlar yerine meyve veren ağaçlar ekelim. Böcekleri, çiçekleri, ağaçları koruyalım. Evet. Huşun etkisi ispat edilmiş. Artı huş forte'nin birleşiminde altın başak otu var. Altın başak otu böbrekleri temizler, arıtır, iltihapları yok eder, taşı kumu eritir. Ne böbrekler güzel. İçin altın başak otu dünyada en etkili bitkidir. Mesela biz bir beyefendi böbrek yetmezliğinden dolayı diyalize giriyordu. Bana geldiğinde 4 aydır diyalize giriyor. Kreatini, raporları burada. Dedim ki ya diyalize girmemiş olsaydınız yani iyileşme ihtimaliniz büyüktü. %80, %90 ama diyalize giriyorsunuz 4 aydır. Yani bu işin garantisi olmaz. Denemek istiyorsanız 6 hafta deneyin. Bakın. Olumlu olursa, gelişme olursa devam edin. Ben deneyeceğim dedi. Çünkü böbrek yetmezden dolayı diyalize giriyor ya. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, kanı temiz olmadı. Kanı evet. Kirlendiği için enerjisi bitiyor. İş yerini satmış, hayata küsmüş vesaire vesaire. 6 hafta sonra kendine gelince dedi ki ben devam ediyorum. İyi hadi bakalım. İki ay sonra doktoruna gitmiş. Demiş ki ben diyalize girmek istemiyorum. Turp gibiyim. Evet dedim ki yok bana söyleme. Doktoruna söyle. Doktor da demiş ki ben diyalize girmek istemiyorum. Ya çok güzel mükemmel ama sen yine de devam et. Acele etme acele etme. 4 ay sonra diyalizi bıraktı hamdolsun. Şimdi 6 yıl geçti aradan. Hala diyaliz problemi, böbrek problemi yok. Arada sırada beni arıyor. Hocam. Bu arada çok güzel bir amaca hizmet ediyorsunuz. Hani tabii tabii. Bitkiler çok önemli. İsteyen kendisine hayatınızı. Ulaşabilir. İnternete adresini yazmış hatta. Kendisi şu anda. Ne güzel. Antalya'da. Bizim bayimiz. Gönüllü bayi. Aa, bu çok güzel. Evet. Böbrekteki her türlü rahatsızlığa karşı mükemmel. Böbrek.